Evinize doğanın enerjisini katabileceğiniz ev dekorasyonları son yılların trendi. Ben de boş durmadığım ahşap tasarım atölyesine konuk oldum. Şu an Süreyya Paşa Ormanı'ndayım. Neden mi? Çünkü bugün çok güzel tasarımlar yapacağız. Ustam ve iç mimar Ebru Hanım'ın yanına gitmeden önce kendi tasarımım için gerekli olan malzemeleri kendim bulmaya karar verdim. Dalları koparmak yerine yerde bulduğum dalları tercih ediyorum. O yüzden biraz da zorlanıyorum. Şurada değişik bir şey gördüm. Aslında bundan çok güzel bir tasarım olur. İç mimar Ebru Hanım'ın yanına gittiğimde o da bana çok güzel tiyolar verecektir eminim. Ama ben şurada bir tane daha dal gördüm. Onu da almak istiyorum. İkisi arasında karar vereceğim. İşte bulduğum iki ağaç parçası. Şu an pek bir şeye benzemiyorlar. Bir tanesi kök sanırım, bir tanesi de büyük bir dala benziyor. Ama bunlar çok güzel tasarıma dönüşecek ustam ve iç mimar Ebru Hanım'ın yanına gittiğimde. Ağaç parçamı aldım ve iç mimar Ebru Erdoğan'ın yanına geldim. Biliyorsunuz iki parçam vardı. Biz Ebru Hanım'la birlikte bu parçayı seçtik. Nasıl bir tasarım yapacağız biraz sonra öğreneceğim. Biz eski eşyaları nasıl değerlendirebiliriz? Eski eşyaları ben aslında yenilerken iki başlık altında toplamak istiyorum. Öncelikle kullandığımız her türlü ev eşyasını yenileyerek, renove ederek farklı bir kimliğe büründürebiliriz. Örneğin getirmiş olduğun bir ağaç dalını bugün bir lambadere... Lambader mi yapacağız? Evet. Peki, siz düşünmüşsünüz bile gördüğünüz gibi. Sanırım iç mimar olmak bunu gerektiriyor. Ben bir şeye benzetememiştim böyle acaba ne yapılabilir bundan diye. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak merak ediyorum. Peki Ebru'cum, ahşap ev dekorasyonları son dönemlerde çok trend. Bunun sebebi nedir? Aslında günümüzde moda artık eskiye doğru kayıyor. Eski olan her şey moda olduğu için tabii ki biz de ahşabı değerlendiriyoruz. Çünkü ahşap yaşayan bir canlı baktığınızda. Hiçbir zaman çok zordur ölmesi. Ancak kurutulması, fırınlanması gerekir. Herhangi bir tasarıma dönüştürmek nasıl oluşuyor? Mesela buradaki bir parçayı biz lambader olacak dedik. Bu başka ne olabilirdi? Yani elimizdeki parçaya göre mi yönlendiriyorsunuz? Esasen önümüze gelen ürünlerin şekli bizi yönlendiriyor. Tasarıma geçmeden önce ki işte bunun dikey bir boyutunun olması bir lambader olabileceğini bize gösteriyor. Ya da işte bir dikiş makinesi ayağının herhangi bir tabla altında bir ayak vazifesi görebileceğini yönlendirmiş oluyor. Dolayısıyla en başta tabii ki ürünün fiziksel şekli bizi yönlendiren en büyük unsurlardan biri. Onun dışındaki diğer yönlendirici unsur da tamamen o anki dediğim gibi tasarım gücü ve ruh haliyle ilintili bir durum. Ürünlerin fiyatlarını nelere göre belirliyorsunuz? Ürünlerimiz genelde küçük objelerden yola çıkarak 200 TL ile 1000 TL arasında değişebiliyor. Ama dediğim gibi bunun sınırı yok esasen. Ben bu ağaç parçasından nasıl bir işlem süreci gerçekleşecek merak ettiğim için hemen ustamı yanıma çağırdım. Sizden öncesinde birazcık Ebru ile sohbetimiz gerçekleşti. Bu parçadan biz lambader yapmaya karar verdik. Ebru Hanım'ın verdiği tüyolarla birlikte. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir lambader olur mu bundan? Müge Hanım, bunu doğadan bulup getirmişsiniz. Çok güzel bir ağaç. Formatı da güzel. Ebru Hanım da iç mimar olarak, lambader olarak düşünmüş. Çok güzel düşünmüş. Şimdi bunu birlikte temizleyeceğiz. Tasarımını gerçekleştireceğiz. Güzel bir lambadere dönüştürdük. Evet. Açıkçası ben ilk bulduğumda bundan ne olabilir acaba diye böyle bir düşünmüştüm ama... İlk bulduğumuzda biz de öyle. Ağacı bulduğumuzda bundan şu yapabiliriz diyemiyoruz. Ben çok merak ediyorum tam nasıl bir lambadere dönüşecek. Bir an önce başlayalım mı? Tabii ki. Nereden başlıyoruz? Birlikte ilk başta alt tabanını birleştirmeyle başlayacağız. Tamam. Sonra aşama aşama diğer işlemlerine devam edeceğiz. Tamam, ayağa kalkacağız belli ki o halde. Yapamayacağız. Şöyle geçiyorum.
Biz işleme başlamadan öncesinde seni daha fazla zamanını almak istemiyorum Ebru'cuğum. Vermiş olduğun tüyolar için çok teşekkür ediyorum sana. Biz burada ustamla işleme devam ediyoruz. Peki tasarım aşamasını geçtiğimize göre o zaman uygulamayla baş başa bırakıyorum ben teşekkür sizi. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Sıra dışı lambader yapımına başlıyoruz. Önce temizlememiz gerekiyormuş ağacı. Tabii ki. İlk başta öncelikle ağacın üstündeki tortuları tel fırçayla dökeceğiz yapıştırmadan önce. Şu anda temizleme işini yaptık yüzeysel. Alt tablasıyla. Elimde gördüğünüz ağaç gövdesi var. Sağ olsun ustam bu konuda yardımcı oldu bana. Bu nereden çıktı demeyin. Bunu da şöyle ağacımızı sabitlemek için kullanacağız. Aynen, birbirine yapıştırıcı ile. Cila işi müşterilerin isteğine göre çoğu doğal ağaç olarak geçtiği için bu konseptler cila istemiyorlar. Hani tamamen ağacın doğal görüntüsü. Başlıklarda renk olarak biz Ebru Hanım'ın yardımıyla bu renge karar verdik. Ağaca daha çok uyacağını düşündük. Müge Hanım, başlıkları da biz kendimiz yapıyoruz. Lambaderimiz bitmek üzere. Sadece ufak tefek süslemeleri kaldı. Neler yapabiliriz? Müge Hanım, alt kısmını, şu yapışkan kısmını halatlarla süsleyebiliriz. Kendi isteğinize göre üstten püskül sarkıtabiliriz. Aslında halatla süslemek burasını çok güzel durabilir. Tabii tabii. Hem dekor amaçlı hem de bu birleştirme kısmını kapatmak için. Bence öyle yapalım. Siz de bulmuş olduğunuz dallarla evinizde çok güzel tasarımlar yapabilir ya da evinizdeki eski eşyaları atmak yerine değerlendirebilirsiniz. Hoşça kalın.